Herkese günaydın canlar. Hadi bakalım kahvaltı hazırlayalım birlikte dedim ve kahvaltımı hazırladım. Şimdi bir yumurta, haşlanmış yumurtayla başladım. Bir tam buğday ekmek. Yeni sipariş ettim çünkü biliyorsunuz ekmeğim işte. Şu limonu şuna sıkacağım şimdi. Hepsini sıkmam ya, yarısını sıkarım diye düşünüyorum. Böyle bir kahvaltı yapacağım. Benim zaten klasik sabah kahvaltılarım belli. Genellikle bu üçlü dörtlüden falan oluşuyor. Yeşil gene bazen zeytin falan yiyorum ama bu hafta sadece yeşilliğe limon sıkarak yiyeceğim. Sabah bir bardak su içtim, aslında iki bardak içmem gerekiyordu ama midem kaldırmadı artık. Bir de geç kalktım zaten, hemen kahvaltı yapmam gerekiyordu. Şimdi kahvaltımı yapacağım, sonra da sularımı içmeye devam edeceğim. Başlayalım. Çık 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 çık. Şimdi spor salonuna saat 4 gibi falan gitmeyi planladığım için randevu almam gerekiyor. Randevu alalım spor salonu için. Kolay gelsin. Ben spor salonu için randevu alacağım ama nereye bağlanmam lazım? Evet, bugün. 4 gibi. Afra, İrem, Duman. Teşekkürler, sağ olun, iyi günler. Evet. spor salonu randevumuzu oluşturduk. Saat 4'te yapacağız. Çünkü yemekten 2-2,5 saat sonra yapılmasını önermiş diyetisyenim ve saat 1.30-2 gibi öğle yemeği yemeyi planlıyorum. O zamana kadar acıkırım herhalde. Saat 11.30, henüz daha acıkmadım. Daha su falan içeceğim. Videoyu editliyorum şimdi. Daha sonra videoyu render'a bıraktıktan sonra da öğle yemeğini hazırlayacağım. Hani önden hazırlayayım. Hatta bugün akşam sebze yemeği yiyeceğim. Aynı yemeği yerim muhtemelen. O yüzden şey yapmak istiyorum. Hani birazcık fazla hazırlarım akşam yemeğini. Öğlen de akşam da aynı yemeği yerim. Beni bozmaz. Belki birazcık böyle içeriğini değiştiririm. Bir şeyler katarım. Yanına bir şeyler eklerim falan. Onu tabii düşünürüz artık. Ama devam ke. Evet. Bulaşık yalaşık umurumda değil şu anda. Maske yapacağım. Canım sıkıldı çünkü. Çünkü bulaşık yalaşık yıka 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 hiçbir yere ulaşamıyor bu insan. Maske yapacağım. Maske şeyim yok. Bugünlerde işe yaramayacaksa niye aldık bunu, değil mi dostlar? Harika oldu. Eydi yarı boyu, eydi. Şimdi bunu yapacağım, sonra bulaşık yalaşık yıkayacağım bir de. Aha gidiyor. Ah! Arkadaşlar, bu böyle bir şey olmaması lazım. Bu neden böyle yaptı? Neyse. Aa, çok sıkıntı yani, böyle olmaz. Olmaz. Neyse, elimi asla kirletmeden ince bir tabaka halinde maskemi tenime sürüyorum. Olduğunu düşünüyorum. Hiç elimizi bulaştırmadan maskemi sürdük. Silikonla yıkadık. Bitti. Bu kadar basit. Şimdi bir 15-20 dakika bekleyelim. O esnada ben bulaşıkları yıkayayım. Öğlen yemeği yapmaya başladım. Birazcık karışık bir şeyler yapıyorum. Önce patlıcanı güzelce soydum. Tuzu suya bastırdım. Birazcık acısını alsın. Daha sonra soğan doğradım. Patates doğradım. Çünkü bozulacaktı. Kullanmıyorduk. Yani yemeğin içine böyle türlü gibi katmak istedim. Biber doğradım. Böyle birazcık ortaya karışık bir şey olacak. Domatese doğrayacağım en son. Atacağım artık. Bunlar olduktan sonra. Sonra birazcık az doğradım. Çünkü böyle arpacık soğan almışım. Küçük küçük. Bu kadar oldu. 5-6 tane koydum ama. Neyse artık. Evet, yemek şimdi birazdan. Son domatesi atmamla, birazcık baharatlandırmamla. Tabii ki baharatları alayım. Baharatların hepsini atmamla birazcık da su katacağım. Sonra olmasını bekleyeceğim. Birazcık daha böyle büyük bir tencere olsa daha güzel olurdu. Yani genişliği güzel ama derinliği bir tık daha fazla olsaydı daha böyle rahat karıştırabilirdim ama neyse, sıkıntı yok. Zaten totalde iki tencere var. Yani bir bu var, bir bu var. O yüzden tencere tava şart yani. Tamamen deneysel bir şey gidiyor. Şu kadarcık bir domates sosum kalmış. Nerede kullanacağım bilemedim. Hadi dedim buraya dökeyim. Telefon çalıyor. Şimdi kapatayım. Yemek hazır. Göstereyim şöyle. Bayağı bütün baharatları kattım.
Su da ekledim. Gayet de güzel oldu. Böyle türlümsü bir şey oldu. Benim bununla birlikte yiyeceğim, şuraya yapıştırdım da şeyi, diyet listeme. Öğlen 2 dilim tam buğday ekmeği yiyeceğim. Yoğurt yiyeceğim bir de. Tam buğday ekmeği işte normalde sabah kahvaltısı için tam buğday ekmeği birkaç tane kaldığı için onu tüketmiştim. Sipariş etmiştim, gelecekti. Gelmiş. Ama sağ olsunlar, çok sağ olsunlar, aşağıya bırakmışlar ve gitmişler. Kimliği yokmuş gelen kişinin. O yüzden girememiş. İşte şeyden, güvenlikten kimliği olmayınca giremiyorlar. Çok normal yani bu da. Kimliği olmadığı için, kimliği yanına getirmediği için girememiş. Aşağıya bırakmış, gitmiş. Yani yaşadığımız ülkede değil, dünyada sokağa çıkarken bile kimliğimizi yanımıza getiriyoruz ki sen kuryesin. Ehliyetin, mehliyetin yok mu yanında yani kardeşim? Hani böyle bir saçmalık olabilir mi ya? İnip alacağım şimdi, üstümü değiştirmem lazım. Şimdi gittim, aldım, geldim. Hayatımda yaşadığım en saçma şeyi söyleyeyim mi size? 1 kilo kırmızı soğan söylemiştim. Aradılar, dediler ki kırmızı soğan yok, kalmamış. Dedim o zaman 1 kilo normal soğan olsun. Yolladıkları şeye bakar mısınız arkadaşlar? Aynı fiyatta, hani 1 kilo kırmızı soğanın fiyatında bu kadar kilo soğan yollamışlar. Ya ben 8 kilo soğanı ne yapacağım? Orduya mı yemek hazırlıyorum ben? Yani nereye koyacağım bunu zaten? Delirmek üzereyim ya. Böyle bir şey yok. Ay, oturayım bir sandalyeme. Şöyle inşaat manzarasına karşı yemeğimi yiyeyim. 4-5 yemek kaşığı sebze yemeğinden 2 yemek kaşığı yoğurttan koydum. 2 dilim de ekmeğim var. Suyumu içiyorum. 2. bardağım. Devam ediyorum. Haydi bakalım. Limon kattım içine birazcık, böyle ne bileyim tat versin diye. Ama çok acıktım. Açlığımı da hissediyorum gerçekten. Aynen. Şimdi spor salonuna gidiyoruz. Üstündeki nasıl? Hadi bakalım. Kimse yoktur inşallah. Başlayalım spora. Havuza karşı. Şurada yüzeyit giydi. Bisikleti ilk defa görüyorum. Geçenkinde var mıydı ya bu? Şurada tenis oynuyorlar galiba. Ben de oynamak isterdim. Buna da bineceğim, buna da bineceğim. Bir saatlik böyle bir kardiyom var bakalım. Şimdi sporumu tamamladım, maskemi taktım, çıkacağım yukarı. 20 dakika bundan yaptım. 15 dakika, hatta 18 dakika falan koşu bandı yaptım. Şu alette de 5 dakika falan dayanabildim. Çok yordu beni. Şimdilik spor bu kadar, yeter diye düşünüyorum ya. İlk gün için gayet iyi yaptım bence. Çünkü çok terledim. Çok yoruldum. Kız gider evine. Üst kata yani. Hadi görüşürüz. Bu arada ya, havuz keşke bir an önce açılsa. Ben de şu havuza girmek istiyorum. Yani yüzmeyi aşırı seviyorum. Yani yüzerken spor sayılmıyor benim için. Ama işte Sağlık Bakanlığı'ndan dolayı galiba açılmayacakmış daha. Şimdi geldik ara öğünümüze. Saat şu an 5. Ara öğün hemen yapmam lazım. Bir adet mistik çay tüketeceğim. Bir adet şu enogresini, bir tanesini tüketeceğim. 4 adet var galiba. Şimdi bir tanesini tüketeceğim. Yanına da şöyle bir yeşil çay tüketeceğim. Neden mistik çay? Çünkü ben sadece bunu seviyorum. Yani bu bana birazcık daha tatlımsı geliyor. Diğer yeşil çaylar çok böyle acı geliyor. O yüzden içemiyorum. O yüzden bunu tüketeceğim. Ihlamur da tüketebilirdim gerçi. Ben ıhlamur da çok seviyorum. Böyle bol limonlu falan. Ama şimdilik bunu tüketeceğim. Evet. Akşam tekrar aynı yemeği yiyeceğim ama böyle hafif sanki birazcık çiğlik olduğunu düşündüğüm için birazcık su kattım. Tekrardan pişirmeye başladım. Yani aslında pişen şeye aşağı su katılmaz diye bir laf var ama yapacak bir şey yok, attım. Şimdi normalde akşam için hemen şunu hazırlayayım dedim. Bu sefer rende yapmayacağım. Blender'dan geçireceğim. Daha böyle şekerini çabuk şey yapar, katar diye düşünüyorum. Şimdi 4 yemek kaşığı şunu katayım. Kameramdayken katamıyorum çünkü. Blender'ıma bu konuda güveniyorum. Katı sıvı hiç fark etmez. Elmayı da mahveder.
bence şu an oldu. Şimdi bu sefer sıvı bir şey oldu yani. Çok katı bir şey olmadığı için bunu böyle içeceğim. Dolapta saklayacağım bunu. Dolapta muhafaza edeceğim. Gece saat işte böyle 10'a yakın. Hani ondan sonra içemiyorum biliyorsunuz. 9.30-10 gibi de bunu içeceğim. Şimdi dolaba. Koltuğu dolap. Masum. Evet. Tada. Ona kaşık almamışız. Tada dedikten sonra. Şimdi bir tane de çatal alayım. Bulaşık yalaşık duruyor. Bunları yıkayacağız. Şimdi. Evet, çatalımızı kaşığımızı aldık. Yoğurdumuz. 6 yemek kaşığı da yemeğimiz. Yemeği birazcık daha pişirdim. Çünkü şeydi yani. Tam olmamıştı bence. Şu an tam oldu diye düşünüyorum. Güzel 2 dilim de ekmeğim. Ve akşam öğünü başlasın. Çünkü çok açım. Özellikle spor yaptım diye. Bu arada şöyle limonsuz içeceğim suları. Limonlu içtiğim zaman içemediğimi fark ettim. Evet, sulara devam ki. Şimdi şöyle yemeği yiyeceğim. İnşallah. Çok sıcak. Biraz fazla pişirdim. Ama ben patlıcan çıkacağı zaman asla yiyemiyorum yani. O yüzden yapacak bir şey yok. Arka plan biraz dağınık. Bir video çekmiştim yine burada böyle sohbet videosu. Arka planın dağınık, lütfen değiştir arka planı falan demiş birisi. Ya evi nasıl değiştirebilirim? Ev bu kadar. Bir hafta bir bu kadar yani. Değiştiremem. Bu arada herkes merak ediyordu. Çünkü diyet videolarını genellikle benim kitlem direkt diyet videosunu daha çok izliyor. Diğer videolarda neden burada olduğumu açıkladım ama izlememiş olabilirsiniz. Şu an İstanbul'dayım. Eğitimsel olarak birkaç bir şey var kafamda. Onlar için İstanbul'dayım. Birkaç başvurumsu şeyler var. Onları yapmak için İstanbul'dayım. İlk önce işte İBO'yu yerleştirmeye geldik buraya. İBO burayı kazandı bilmeyenler için. Bağcılar'da genel cerrahi asistanı şu anda çalışıyor. Zaten hani burada İBO evi tuttuğunda şöyle bir şey düşündük. Hani ben İstanbul'da kalacağım, hani nasıl olacak, ne yapalım falan diye düşündük ama zaten İBO evde değil yani çoğunlukla. İki günde bir nöbette oluyor. Yani şöyle oluyor mesela pazartesi... Bir dakika çocuğum. Pazartesi sabah mesela işte sabah 6 falan gibi çıkıyor, hatta 5... buçuk gibi falan çıkıyor evden. Ben çıktım duymuyorum bile yani. Pazartesi mesela sabah 5.30 gibi sabah çıkıyor. Salı günü akşam böyle trafiği de falan katınca araya salı günü 7-8 akşam 7-8 gibi eve geliyor. Yani totalde aslında pazartesi ben hiç görmüyorum. Salı günü de akşam yemeğe geliyor gibi düşünün. Akşam 7-8'de geliyor. Biz yemeği hızlıca yiyoruz. İşte 1-2 saat sohbet muhabbet derken tekrar uyuyoruz derken çarşamba sabah ding, İvo yine yok. Sabah yine gidiyor. Perşembe akşam geliyor gibi düşünün. Yani sürekli bu şekilde devam ettiği için zaten İBO evi totalde bir ay boyunca hani mesela o saatleri böyle birleştirip hani gün olarak hesaplarsanız eğer evde 3 gün falan duruyor galiba. Hani bir ay boyunca. O yüzden dedim ki bu evi neden ben kullanmıyorum? Çünkü şimdi burası bir rezidans. Buranın bir sürü imkanı var. Hani bir sürü spor salonu var. Gördüğünüz havuzu var. Hani her ne kadar şu an pandemiden dolayı kullanılmasa da saunası var. Orası da pandemiden dolayı kapalı. Bir iki tane daha böyle farklı şeyi var. Bu sauna var, bir şey daha var. Ha, tenis kortları falan filan var. Ama dedim ki hani bunlara bir de aidat ödeniyor. Yani 500-600 lira aidat ödüyor. Hani dedim ki şekerim dedim yani para başına gitmesin. Ben kullanırım bu imkanları. O yüzden ben de buraya geldim. Ya zaten ilçe dairemin yanındaydım. Hani orada ne spor salonu var ne böyle bir aktivitede bir şey, hiçbir şey yok. Herkes bir yerlere gidince dağılınca ben de artık çok sıkıldım. Bir süre dedim burada şey yapayım. Sonra bir eğitimle alakalı bir fırsat... bir ihtimal önüme düşünce acaba dedim bunu böyle yapabilir miyim falan derken onları size daha söylemiyorum çünkü olduktan sonra duyurmak daha çok isterim çünkü sonra işte olmuyor, nazar değiyor ya da bazen hani olmuyor yani aksilikler çıkıyor falan, hani o yüzden önden bunu duyurmak istemiyorum ama eğer böyle bir şey yani benim hayatımda böyle gerçekten çok sivri bir değişim olacak bu, eğer öyle bir şey olursa size de söylerim. Harıl harıl ders çalışıyorum aynı zamanda burada. İlçede çok ders çalışma imkanım da olmuyordu. Annemin deyimiyle ev var, işte vakit var, mekan var, sessizlik var, kitap var, nasıl çalışamıyorsun? Ama öyle olmuyor. Kendime ait bir çalışma alanı kurdum buraya.
bir masa aldım hemen geldiğim gibi. Ev eşyalıydı ama hani ders çalışmak için bir masaya ihtiyaç vardı. Hemen geldiğim gibi bir masa aldım. Kitaplarım var burada, sabahtan işte ders çalışmaya başlıyorum. Spora gidiyorum. Diyetimi devam ettiriyorum. Ondan sonra hani canım sıkılırsa geziyorum, dolaşıyorum buralarda işte güneşli tarafları. Çok fazla böyle hani alışveriş merkezi falan filan yok ama aslında var, şöyle Malatya İstanbul çok yakında. 1,5-2 kilometre falan dibimizde. Ama galiba çevre yolundan gidiliyor sadece oraya. Yani hani ben yürüyerek buradan Malatya İstanbul'a gidemem. O yüzden İbo ile falan bazen hani çıkıyoruz. Malatya İstanbul'a falan gidiyoruz yani. Hani dolaşmak istediğim zaman alışveriş merkezi dibimde. İstersen taksiyle 10 lira falan hani şuradan gidiş. Ama ben genellikle yürümeyi tercih ediyorum. Bu taraflarda güneşli parklar falan filan onlar var. Onun haricinde İbo'nun böyle işte hafta sonu bazen boş oluyor. Ayda bir hafta sonu boş oluyor. Eğer o hafta sonu yağmur yağmazsa da böyle bir kamping hani yapmak düşünüyoruz. Hani kamping derken böyle hani gidip bir gün kalmalı değil de sabah erkenden çıkıp işte sandalyelerimiz var. Zaten şu oturduğum sandalye kamp sandalyesi. Almadık boşuna sandalye, bunlar var diye. Bunları hani götürürüz. Bir kamp masası almayı düşünüyoruz. Kamp masası. İşte yanımıza eşyalarımızı alırız. Hani yeriz içeriz falan böyle. Hani manzara derken öyle bir şeyler yapmayı planlıyoruz, bakalım. Tabii bunların hepsi İbo'nun o boş hafta sonunun yağmurlu olmamasına tekabül ediyor. Çünkü bir ay oldu biz buraya geleli ve bir aydır ne zaman İbo'nun bir boşluğu olsa o zaman şakır şukur yağmur yağıyor. Ne zaman İbo işte olsa hava güllük gülistanlık. Çok sinir bozucu gerçekten. Ah, neyse, söyleyeceklerim bu kadar. Yemeğim soğumuştur. Yani soğumuştur derken biraz önce ağzım yandı ya. O soğukluğu geçmiş, tamam. Yemeğimi yiyip birazcık bir şeyler izleyeceğim. Son dersime çalışacağım. Sizle gece görüşürüz. Daha bir oyun daha var biliyorsunuz. Evet, gece son videoyu çekemedim. Bugünkü fiziksel aktivitelerim güzeldi. Yani işte spora başladım. 1 saat totalde yapamasam da bir 40-45 dakika falan bir spor yaptım. 45 dakikanın bir tık üstünde olabilir. Başlangıç için iyiydi. Her gün yaparsam aslında çok daha iyi olur. Keşke yüzme havuzu açılsa. Çünkü havuz açıldığı zaman gerçekten bir balık gibi sabahtan akşama kadar suyun içinde yüzebilirim diye düşünüyorum. O da sportif olarak görünce çok iyi olur. Yani yüzme benim için bir spor değil, yani bir eğlence. Neyse, söyleyeceklerim şimdilik bu kadar. Videoyu izlediyseniz beğenmeyi, yorum bırakmayı, kanala abone olmayı unutmayın. Güzel bir gün olsun. Akşam son öğünümü yemedim bu arada. Canım istemedi, bilmiyorum. Çok su içince birazcık herhalde tıkadı. Söyleyeceklerim şimdilik bu kadar. Seviyorum. Hoşça kalın.